Herkese merhabalar. Bugün 16 Mayıs Salı. Ben Gökçe Çalışan. Evet bugün biraz daha pozitif bir haberle karşınızdayım. Avrupa Birliği'nden kripto paralara sonunda bir düzenleme geldi ve çok uzun zamandır konuştuğumuz kripto para ekosistemindeki bu regulasyon eksikliği artık yavaş yavaş kapanıyor. SEC ile başımız belada Amerika tarafında ama diğer bir taraftan Önceden kriptodan çıkan Çin, Hong Kong aracılığıyla 1 Haziran itibariyle geri geliyor. Diğer bir taraftan da Avrupa Birliği'nden kripto para regülasyonu için ciddi bir adım bugün atılmış oldu. Bunun anlamından biraz konuşacağız ve bu süreç içerisinde de Avrupa'da konumlanan kripto para projeleri de ciddi anlamda yatırım bulabildiler. Ne gibi bir avantajı var? Ondan kısaca bahsedelim. Şu anda baktığınızda kripto para piyasalarındaki likidite oldukça düşük. Bunun arkasında SEC ve regülatif taraftaki belirsizlik var. Çünkü market yapıcılar, piyasa yapıcılar piyasayı terk ettiklerini açıkladılar. Jump çıkanlar arasında mesela ve bunun regülasyon eksikliğinden kaynaklandığını biliyoruz ve Avrupa tarafı yavaş yavaş burayı regüle ederek buradaki ekosistemi canlandırıyor diyebiliriz. Şimdi bu oylama oy birliğiyle kabul edildi. Mika markasının in Crypto Assets yani kripto varlık piyasaları anlamına geliyor ve 2024 ortalarında yaklaşık olarak yürür girmesi bekleniyor. Birçok şeyi de regüle ediyorlar. NFT'ler de dahil buna hepsiyle ilgili bir açıklama getirmişler ve şimdi bunun yayınlanması gerekiyor sonrasında bir yıllık süreç içerisinde yürürlüğe girecek ve ondan sonra da stabil coinleri de kapsamaya başlayacak bir süre sonrasında burada aslında bir akışı var bunun şuradan açalım ve burada farklı şekilde sınıflandırmışlar. Kripto paralara kripto varlık demeyi tercih ediyorlar. Ve burada sisteme kayıt olmalarını söylüyor ve nasıl kayıt olacaklarını anlatıyor. Biliyorsunuz SEC de gelin kayıt olun SEC'ye diyor ama nasıl olacak, hangi şartlarda olacak hiçbir bilgi vermiyor. Hatta SEC ile şu anda genel olarak firmaların da başı dertte ve SCC'nin işgüzarlık yaptığını ve burayı bilerek regüle etmediğini de söyleyen kurumlar ve e, ülke hükümet etkileri de bu çokça bulunuyor. On da bahsedelim. Evet, şimdi burada yolumuz daha açık bir hale gelmiş oldu. Şimdi bu şirketlerin kayıt süreci başlayacak önümüzdeki yılda. Peki bu nasıl etkiliyor? Aslında bu detayına baktığınızda burada henüz vergidir vesairedir o tip şeyler bulunmuyor ama kripto para projeleri için nasıl bir yol izleneceğine dair yol haritası sonunda çıkartmışlar. Bu oldukça pozitif ki Avrupa tarafı, Avrupa Birliği şu anda kripto paralarda ciddi anlamda yol kat etmiş durumda ki şu anda da ekosisteme baktığınız zaman Kripto dostu bankalara baktığınızda Avrupa'da 55 tane kripto paralarla entegre banka bulunduğunu söyleyebiliriz. İkinci sırada Asya geliyor 24'te. Üçüncü sırada e, Kuzey Amerika geliyor. Dördüncü sırada da Orta Amerika geliyor. Sonrasında Avustralya ve sonrasında da Orta Doğu geldiğini görebiliyoruz bu tarafta. Avrupa'nın birinci sırada olması önemli çünkü... Avrupa'da da daha fazla kripto para projesinin de konuşlandığını görüyoruz. Daha fazla buraya ilginin arttığını da son dönemde e, görüyoruz. Diğer bir taraftan da ABD'de hatırlarsanız son dönemde çok fazla bankanın da e, battığına şahit olduk ki kripto parayla entegre ve kripto para ekosistemine dahil olan 3 tane bankanın da İflasının açıklaması ve operasyonlarını durdurmasıyla beraber kripto para piyasalarına likidite gereği ABD tarafından oldukça zora girdi ki Binance'in e, ABD iştirakine baktığınız zaman burada e, ciddi anlamda fiyat farkları da oluştuğunu gördük ki Bitcoin'le bu 500 dolarlara hatta 1000 dolarlara kadar zaman zaman çıktı. Bu tamamen buraya likidite sokma zorluğundan kaynaklanıyor ve market yapıcılar da piyasa yapıcılar da e, sisteme e, girmenin zorlukları ve regulatif taraftaki endişeler nedeniyle para sokmaktan imtina ediyorlar ama Avrupa artık bundan sonra burada bayağı net bir düzenleme ile beraber kripto para dostu bir hale gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan bunun tabii ki de bir yansıması var. Bu Mika olayı iki yıllık, bu Markets in Crypto Assets olayı iki yıllık ve sonunda imzalandı ve oy birliğiyle imzalandı. Ama bu süreçte son bir yıldaki değişimi burada göstermek istiyorum. Venture capital'lerin yani yatırımcıların risk sermayesinin yatırımlarına baktığınız zaman ve Avrupa'daki yatırıma baktığınız zaman geçen yılın birinci çeyreğindeki oranına bakın burada gri ile görünen ve şu andakine bakın ve yaklaşık olarak 10 kat büyümüş durumda. Yani Avrupa'da konuşlanan kripto para projelerine yatırımcılardan para yağıyor son bir yıldır ve bu tamamen regulasyonla ilgili ve burada ABD'nin nasıl kendi tarafındaki ekosisteme zarar verdiğini de görebiliyoruz. Yani Avrupa yavaş yavaş kriptonun yükseldiği bir merkez haline geliyor diyebiliriz. Peki Avrupa'daki kripto para projeleri yatırım alıyor ama kim yapıyor bu yatırımı diye bakacak olursak bunlar da top 25 kripto para yatırımcısı şirketler ve buraya baktığınız zaman da bir tane bile Avrupa'dan şirket olmadığını görüyorsunuz. Bunların çoğunluğu hatta ABD'de ama ABD'de regülatif taraf net olmadığı için buradaki kripto para projelerinde başı ağrıyor diyebiliriz. Bu da pozitif. Önümüzdeki süreçte Avrupa diğer ülkelere de, e, regülasyon yapmak isteyen ülkelere de yol gösterici bir konumda olacak. Ve yavaş yavaş da kriptonun merkezi haline gelebilir ki ABD eğer ki bu treni kaçırırsa Avrupa şu anda hazır görünüyor. Önümüzdeki yıl itibariyle bu regulasyonlar sayesinde. Evet yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.